Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakan Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Alıştırmalarla dersimize devam ediyoruz. Sayfa 120'deki alıştırmaları çözeceğiz gençler. Arkadaşlar konumuz ters orantı. Bunu belirterek ilk alıştırmayla dersimize başlayalım. Bir firma sahibi işlerini aynı kapasitedeki işçilere 20 günde yaptırmaktadır. İşçilerin işlerini 10 günde yaptırmak isteyen firma sahibi aynı kapasitedeki işçi sayılarını sayısını kaç katına çıkarmalıdır diye soruyor. İşte işçi sayısını bilmiyorum. O halde başlangıçtaki işçi sayısını eğer x tane işçi sayısı var diyecek olursam. Yani x tane işçinin yaptığı işi gençler 20 günde yapıyorsam e, kaç tane işçi 10 günde yapar diye düşünüyoruz. Gençler burada ters orantı vardır. Yani günün azaldığı zaman işçi sayısının artması gerekiyor. Ters orantı vardır diyelim. O halde arkadaşlar şöyle bakın. 20'yi eğer 2'ye bölersem 10'dur. O halde ters orantı olduğu için tersine düşüneceğiz. Ve ne yapmam gerekir? E çarpmam gerekir. Yani 2 ile çarparız. Burada soru işareti yerine 2 katına çıkması gerekir. 2x olması gerekir diyelim. Yani işçi sayısı iki katına çıkarılmalıdır. Evet sevgili gençler, ikinci sorumuza geçelim. Tabloda C ile D değişkenlerinin bazı değerleri belirtilmiştir. Tabloya göre C ile D değişkenlerinin ters orantılı olup olmadığını belirleyen diyor. Gençler ters orantı varsa değişkenlerin çarpımı yani C ile D'nin çarpımı k orantı sabitin eşitti. Orantı sabit dediğimiz gençler orantı sabit diye yazalım. Yani sabit bir sayıya eşit olması gerekiyor. O halde tabloyu incelediğim zaman bakın yatayda çarpma işlemi yapacağım. Çünkü c ile d'nin çarpımı aynı sayıya eşit olacak. Şöyle çarptığımızı düşünelim gençler. Arkadaşlar tabloda her bir satırı çarpıyorum. 1 ile 100'ü çarparsam 100. 2 çarpı 50 100. 4 çarpı 25 100 olur. 5 kere 20 100 çarpı 10 100 yapar. Çarpı 5 100 olur. 5 çarpı 4 100'dür. 50 kere 2 100'dür. Çarpı 1 100'ü verir. Tüm k değerleri birbirine eşit olduğuna göre evet çarpımları aynen yazalım. Çarpımları aynı sayıyı verdiği için C ile D de ters orantılıdır. Evet sevgili gençler. Üçüncü sorumuza geçelim. Yandaki tabloda x ile y Değişkenlerin bazı değerleri verilmiştir. X ile y değişkenler ters orantılı olduğuna göre gençler burada da ters orantılı olduğunu kendisi belirtmiş tablodaki sembollerin yerine gelmesi gereken sayılar istiyor. Gençler x ile y ters orantılı ise x çarpı y daha sabitine eşit demiştik. Yani buradan baktığımız zaman bir kere 80, 80, 2 kere 40, 80. Gençler buradaki bütün satırdaki sayıların çarpımı 80 olacak. Hadi üçgene baktığımız zaman. 4 çarpı üçgen şuradan yazarım gençler. 4 çarpı üçgen 80 olmalı. Buradan gençler her iki tarafı 4'e bölersek yani 4'ü 20 ile çarparsak üçgendir diyoruz. Üçgenin değeri 20'dir. 5 kere yıldız gençler. 5 çarpı yıldız yine çarpımları 80 olacak. Buradan her iki tarafı 5'e bölersem yıldızın değeri 16'ya eşittir. 8 ile gençler şu eşkenar dörtgeni çarpıyorum. 8 çarpı eşkenar dörtgen 80'dir. Her iki tarafı 8'e bölersem eşkenar dörtgenin değeri 10'a eşittir. 8 bölü 8'den kare çarpı 5 80 ise gençler burada da kareyi bulabilmek için 80'i 5'e bölüyorum. 16 olur. Karenin değeri diyoruz. Son olarak ters üçgen gençler. 20 çarpım Böyle ters üçgen 80 ise 80'i 20'ye bölersek ters üçgenin değeri 4'e eşittir diyelim. Evet sevgili gençler. Dördüncü sorumuza geçelim. dördüncü soruda P ile R ters orantılıdır. P 17 iken R 12. R 6 iken P kaç olur diye soruyor. Gençler ters orantılı çoklukları da çarpma durumunda yazıyorum. P ile R'yi şöyle yan yana yazalım. P 17 iken R 12. R 6 iken gençler P'yi bilmiyorum. Gençler ters orantı yatay çarpma işlemi yapıyoruz. Yani 17 ile 12'nin çarpımı 17 çarpı 12 6 çarpı p'ye eşittir. Buradan p'yi bulabilmek için her iki tarafı 6 ile sadeleştirelim. 12'yi 6'ya böldüm. 2 kaldı. O halde p'nin değeri 17 çarpı 2'den 34'e eşit olur diyoruz. Evet gençler. 5. sorumuzu inceleyelim. Evet gençler. 5. soruya devam edelim. 5x eşittir 8y eşitliğinde x5 ile y8 ile ters orantılıdır. Zaten gençler çarpma durumunda olduğu zaman ters orantılıdır demiştik. Buna göre x40 iken y kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar o halde ben burada x gördüğüm yere 40 yazacağım. 5 çarpı 40 eşittir. 8 çarpı y şeklinde yazık. Buradan arkadaşlar her iki tarafı 8'e sadeleştirecek olursam. 8'ler birbirini götürdüm. E 40'ı 8'e bölebilirim. 8'e böldüm 1. 40'ı 8'e böldüm 5. Normalde y eşittir. Sol tarafta 5 kere 5 kaldı. Aynen yazıyorum. Buradan gençler y'nin değeri 25'tir. Evet gençler y'nin değerini 25 olarak bulduk. Evet arkadaşlar sayfa 120'deki alıştırmaları da burada bitirmiş oldum. Bir sonraki alıştırmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın gençler.